23 Haziran seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündeme getirilen bir başka başlıksa şuydu: diploma meselesi. Ekrem İmamoğlu da çıktı, dedi ki yani benim diplomamı tartışıyorlar ama olan diplomamı tartışıyorlar demişti. Ve şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani hiç kimsenin görmediği ama ta Cumhurbaşkanı olmasına izin verecek kadar etkili diploması ile ilgili noterin fotokopi üzerinden işlem yaptığı anlaşıldığında mesele yargıya taşınmıştı. Aslında Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK da bir yargı kurumu. Ve HKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasını gerekçe göstererek mazbatasının iptali yönündeki başvurusunu YSK reddetti. Şaşırdık mı? Şaşırmadık ama haberin ayrıntılarına bakalım. Türkiye Noterler Birliği Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomanın fotokopisini aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Erdoğan'ın mazbatasının iptalini istedi. YSK da bu meseleyi değerlendirdi. HKP'nin başvurusuna yanıt geldi ve red cevabıyla döndü YSK bu talebe. HKP'ye verdiği yeniden yanıtta daha önceki başvuruları hatırlatarak önceki kararların kesin olduğunu, Erdoğan'ın diplomasının yeniden incelenmesinin olanağının bulunmadığını belirtiyor. Yani İstanbul'da bir seçim iptal edebiliyor YSK, bir karar var. Yani birisi başkan seçilmiş. Ortada aslında somut hiçbir gerekçe yok. Hatta bir şey oldu ama ne olduğunu anlatamayan bir iktidar var. Toplum da buna inanmamış ki %10'luk bir oy farkı ortaya çıkmış. Bir sonraki seçimde 800 bin oy farkı. Burada YSK yetkisini sonuna kadar kullanabiliyor. Geriye dönük iş yapabiliyor, işlem yapabiliyor. Fakat mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç kimsenin görmediği diploması olunca Allah Allah, bir anda zaten bununla ilgili kararlar verilmiştir vesaire. Peki aynı YSK kendisinin bu oy sayımı ile ilgili geçmişte verdiği kararları kendini reddedercesine yok saydığında ne oluyor? O ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Ama Allah'tan seçmenin basireti var. Ve hani biraz önce dedim ya, utanma meselesi. Azıcık utanma ahlakı olan YSK üyelerinin de şu tablodan sonra İstanbul seçim sonuçları ile ilgili istifa etmesi gerekir. O görevinden ayrılması gerekir ama bir şey olmuyor. Utanmayan bir yani belli makamları nasıl diyeyim, dolduran insanlar ya da oralarda oturan, doldurmak ayrı. O makamlarda oturan insanların utanmamak gibi bir hasleti var, bir özelliği var. Ne olursa olsun utanmıyorlar.